Nisan ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. Bereketiyle dayanışmanın, paylaşmanın, hoşgörünün en güzel günlerini yaşadığımız Ramazan ayının ilk günündeyiz. Ramazan ayının bu yıl pandemi nedeniyle buruk karşılıyoruz. Salgın ve her türlü kötülüğün bir an önce son bulmasını tüm kalbimden, Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş Ramazanlarda olduğu gibi bu yıl toplu iftar sofraları kuramayacağız. Ama 21 noktada mahalle mutfaklarımız hizmete devam edecek. Ayrıca bugünden itibaren Ramazan ayı boyunca hafta sonları da dahil olmak üzere her gün 3 ilçemizin 3 mahallesinde ücretsiz yemek dağıtımı yapacağız. Bugün ilk dağıtımlarımız Tarsus'ta Barbaros Mahallesi'nde, Akdeniz'de 3 Ocak Mahallesi'nde ve Toroslar'da ise Akmenen Mahallesi'nde olacaktır. Günlük yaklaşık 5000 yurttaşımıza bu yemek ikramlarımızı gerçekleştireceğiz. Yine bu Ramazan ayında Türkiye'nin en ucuz pidesini vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Merek'in ürettiği 400 gram pide 1,5 TL olarak halk ekmek büfelerinde satışa sunulmuştur. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize her Ramazan ayında olduğu gibi gıda kolilerimizle de destek olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayın başta Mersin'imiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu uygulama meclisin gündeme geçmezden önce uygulamaya koyduğu bir madde, gündem dışı konuşmalar. O gün gündemde olmayan ancak sayın milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili ya da yine gündemde olmayan ülke meseleleriyle ilgili konuşma talepleri gündeme geçilmezden önce verilir, söz verilir ve karşılanır. Burada da aslında bana yurttaşlardan da gelen bir anlamda bir talebi dile getirdim. Neden? Biz bu bölümü son ana bıraktığımız takdirde toplantıyı açtığımız meclis üyesi sayısının 1/5'iyle bu görüşmeleri yapıyoruz. Özellikle uzak ilçelerden gelen meclis üyelerimiz meclisi terk ediyorlar. Meclis kapanmadan önce terk ediyorlar. Daha fazla yarar sağlayacağını düşündüğüm için bundan birkaç toplantı önce gündemi bu şekilde düzenlemiş oldum. Bundan ibarettir ama tekrar bu konuda ben başkan olarak, idare olarak da bir değerlendirme yapma şansına sahibiz. Sahiller halkın malıdır, hazinenindir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uhdesindedir. Ama bunu vatandaş bilmez. Vatandaş şunu biliyor, sahilleri pislik götürüyor, belediyeler nerede? Doğal alanlar var, oraya tesisleşme yapılamıyor. Kaplumbağa yumurtlama alanları ya da doğal hayatı koruma alanları. Oralarda vatandaşlar denize giriyor, bu imkanı buluyor ama duş alamıyor. Affedersiniz bir WC yok. Bunları tabii ki belediye başkanından istiyor. Bu ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Siz herhangi bir tahsis izin olmadan çivi dahi çakamıyorsunuz. Özellikle Mezitli bölgesi işler açısı, orada evine kadar olan bölüm ondan sonra o denize kadar indiği için o da ayrı bir tartışma konusu. Dönemin güvenlikçi bakış açısı böyle bir şeye izin vermiş, yapılaşmaya. Deniz orada kesiliyor, ondan sonrası
dönüp ileriden tekrar sahile inebiliyorsunuz. Onun da gözden geçirilmesi lazım. Örneğin ben geçtiğimiz günlerde Mezitli'de Pompei polis bölgesinde sahilde hafta sonuydu. Bisikletle arkadaşlarla gezerken orada birkaç karavan gördüm. Yani gerçekten üzüldüm. Neden? Mersin'de çok daha güzel bir karavan konaklama yeri olabilir. İnsanlar gelir. Yani bu bir turizm medeniyet bir anlamda. Gerçekten kültürler arası geçiş, farklı medeniyetlerin birbirini görmesi, tanıması. Hani turizme önem veriyoruz, belediyeler ne yapıyor, bir şey yapmıyor diye de hayıflanıyorlar. Ya da bir yerde bir işlem yapacaksınız, yine tahsis istersiniz. Özellikle son 1,5 yıldır çok büyük zorluklar çekiyoruz arkadaşlar. Bunu kabul etseniz de etmezseniz de. Ne bileyim, sahili bırakalım, Bozyazı hali istiyor. Bozyazı Belediye Başkanımız burada mı bilmiyorum. Anamur hal istiyor, yeni hal istiyor. Gerçekten muazzam ekonomiye katkıları var. Tarım geliri yüksek iki kentimiz. Biz projeyi bitirdik, çok emek verdik. Gittik, geldik, konuştuk, toplandık. Belediye başkanlarımızla konuştuk. Yani tahsis alamıyoruz. Bu söylediklerimizi lütfen kayıtları alın, araştırın. Biz mi doğruları konuşmuyoruz? Bir yerde vatandaşı sizi mi yanıltıyoruz? Bizim de birçok taleplerimiz, işte az geçen gün de söyledim, Atatürk Park, Kültür Park. Atatürk Park'ta proje yaptık. Biz dokunmazdan önce, yani her şey biz gelince mi değişti? Elbette değil, ama birçok şeyi de düzeltmeye çalıştık ve muvaffak olduk. 2 yıl önce Atatürk Parkı ile 2 yıl sonraki Atatürk Parkı bir değil. Yani gidip çocuklarınıza rahat gezebilirsiniz. Ama daha önceden çok naaş durumlar vardı. Kültür Park da aynıydı. Zar zor 2 yıllık ön tahsis aldık. Şimdi projeler devam edecek, tahsis süresi bitti. Yine bir çivi çakamıyoruz. Biz bu şekilde kentlere hizmet edemeyiz. Davul bizim kucağımızda, tokmak bir başkasının elinde. İstenen yasa dışı bir şey değil. İstediğimiz kamu kurumu. İsteyen kamu kurumu. Yarar kamu yarar. Şimdi bunları da bizim burada konuşmamız lazım. Sizlerin de iktidara mensup meclis üyeleri olarak bizlere yardım için çaba göstermeniz lazım. Burada birbirimize bir şekilde zor duruma sokma vesaire gibi bir anlayışımız yok. Bunu da bilmenizi istiyorum. Süre bitti. Biz bitmek üzere ya da bu yıl içinde bitiyor. Atatürk Parkı da böyle. Şimdi biz oraya bir işlem yapamıyoruz. Yapacağımızı yaptık. Tahkimatları yaptık. Yürüme yolunu düzenledik, temizledik, oraya görevli verdik, temizlikçi verdik, tuvaletini yaptık, her şeyini yaptık. Ama üzerine bir şeyler yapmak istiyoruz. Şu anda proje hazır, ihaleye çıkamıyoruz. Siz de bilirsiniz, yani tahsisi olmayan bir hazine arazisine ihaleye çıkarma mümkün değil. Onun için bizi engelliyor diyorum. Biz işimizi takip ediyoruz, bunu nezaketle de yapıyoruz. Ama bunların bize verilmesi sanki iktidarın CHP'li belediyelere ya da belediyelere topyekun bir lütfu gibi algılanmasın. Bu halkın malı. Ben de halkı temsil ediyorum. Bu doğaldır. Bu doğaldır. Bu talepler doğaldır. Umut ediyorum en kısa sürede bu sorunların üstesinden geliriz. Gemilerden atık alım ücreti. Biz burada teknelerden, balıkçı teknelerinden ve yüzer teknelerden aldığımız atıkları ile ilgili bir ücret alıyoruz. Kabotaj hakkı indiriminden dolayı restoran olanlar, yani o yüzer tekneler, restoran teknelerden %25, balıkçı tekneleri ve yatlardan da %50 zaten indirim yapılarak ücretlerini alıyorduk biz. Şimdi bunların sintineleri ya da istenmeyen malzemeleri denize boca etmelerini önlemek için bir de oradaki özellikle bu restoran teknelerin sahiplerinin talebinden yola çıkarak bir düzenleme yaptık. Bu indirimlerin üzerine, bu indirimden sonra, yani kabotaj hattı olmasından dolayı yaptığımız indirimlerin üzerine bir de %40 daha indirim yapma kararı aldık.
Burada tabii gemilerin faaliyetleri esnasında bizim amacımız oluşan atıkların atık kabul tesisine verilmesini teşvik etmek. Diğer bir konu da atıkları en fazla azami şekilde toplayalım ve yasa dışı atık boşaltmanın da bir anlamda önüne geçelim diye bu çabalarımızla da denizi, doğayı koruyabilir miyiz? Bu indirimin de temelinde bu yatıyor. Ben daha önce bu konuyla ilgili meclis kararı da aldım. Gemilerden sintineleri biz toplayalım. Biz çok sıkı denetim yapıyoruz. Ona rağmen denizler kirletiliyor. Böyle daha iyi kontrol altına alabiliriz dedik. Bu aldığımız sintineleri, atıkları bertaraf edecek bir tesis kuralım. Bunun geliri de son derece iyi. Son derece iyi. Şu anda MIP yiyor onu. Bu taraftan az kazandığı için Allah yardım etsin. Onu da almış. Nasıl almış? Yasağa çık. Yasağa çık. Diyor ki büyük şehirler buna yetkilidir. Bunu yapabilir. Sintineleri toplar, bertaraf edebilir. Daha önceki yönetimler yapmamış bunu. Ama biz yapmak istiyoruz. O boşluktan da MIP faydalanmış, bakanlıkta izin vermiş. Çünkü yapacak merci yok. Ama şu anda yapacak merci var. Bakın iyi açın kulağınızı. Nereden tıkanıyor önümüz? Biz buraya bir yer bulmamız lazım. Sahilde bir yer bulmamız lazım. Bunu MIP'den istedik. MIP vermedi. MIP vermedi ama siz 190 dönüm yer verdiniz. Bana 5 dönüm yer vermedi. Bunları da bilmesi gerekiyor meclis üyelerimizin. Biz Çevre Bakanlığı'ndan istedik. 6650 metrekare. Kara duvarda. Akdeniz Belediyesi de istedi. Siz meclis üyesisiniz. Sayın Özturan. Bize vermedi, size verdi. Bize niye vermedi, size niye verdi? Biz ne yapacaktık da vermedi, siz ne yapacaksınız daha iyi? Kamu yararı olan size verdi. Bunu buyurun burada açıklayın bunu. Mezitli sahillerini düzene sokmak istiyoruz. Aynı durumu yaşıyoruz. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Her gittiğimizde vatandaşın tepkisiyle karşılaşıyoruz. Oralar işgal altında. Başımız belaya gidiyor. Kolluk güçleri zaman zaman yardımcı oluyor. Kolluk güçlerini zaman zaman bulamıyoruz. Aklımda da düzeltiyorum. Susanoğlu'nda da bu böyle. Kız Kalesi'nde de böyle. İlk geldiğimiz yıl çok daha fazla sıkıntı yaşadık. Biz istiyoruz ki işgallerden kurtaralım. Vatandaşımız gitsin oraya. Aileleriyle gitsin. Tertemiz olsun. Ama yetkili kurumların da bize omuz vermesi lazım. Hadi ya Allah beraber şu sorunları çözelim demesi gerekir diye düşünüyorum. Sayın Özturan, genel konular konuşulur. Bunda bir şey yok. Bunda alınganlık yapmayalım. Nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle Sayın Tat'ın partisine mensup vekillerimiz çıkıp Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı ile ilgili idari kararlarını mesnetsizce, vicdansızca eleştiriyorlar, kenti geriyorlarsa, birilerini bize düşman ediyorlarsa biz nasıl hoşgörüyle karşılıyorsak ama siz de karşılamanız lazım. Bir başka sayın milletvekili çıkıp seçimlerle ilgili uygun olmayan kelimelerle göndermeler yapıyorsa, yani onların buraya karışma hakkı oluyorsa, müsaade buyurun. Burada sayın meclis üyeleri, elbette ki biz de uslubu ayarlarız. Orada bir sıkıntı olmaz. Yönetimde bir zafiyet olmaz. Duygu ve düşüncelerini söylesinler diye düşünüyorum. Şimdi bakın, bizim 1/5000'lik planlarla ilgili bütün ilçelere yaklaşımımız aynı. Bütün ilçelere yaklaşımımız aynı. Bu Cumhuriyet Halk Partili, bu AK Partili, bu MHP'li, bu başka partili diye bir ayrımımız olmaz. Bütün belediye başkanlarımız burada. Yalnız işi bir an önce yapacağız diye bu imar meselesi ve Yenişehir'in sorunları da bugünün sorunu değil. Birikmiş, alnın altına atılmış. Sorunlar yumak olmuş. Artık kir orada böyle kaya gibi olmuş. Bunu kırıp parçalamak da öyle kolay değil. Dolayısıyla bunu kırıp parçalamak için bizim süreye ihtiyacımız var. Neticede son sözü büyükşehir söyleyecekse, Büyükşehir Meclisi söyleyecekse hata yapmadan bunu söylemek durumunda. Buraya kadar böyle. Ama birkaç haftadır komisyonun toplanmasında bir sıkıntı var.
Komisyonun toplanmasına neden olan Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri mi, Cumhur İttifakı'nın komisyon üyeleri mi? Bunu da sayın başkanların biliyor olması lazım. Bizim grubumuzun üyeleriyle alakalı bir durum değil. Cumhur İttifakı'nın üyeleri bu toplantılara katılım göstermiyorlar. Çoğunluk sağlanmıyor ve dolayısıyla imar komisyonu toplanmıyor. Yoksa Yenişehir'in de sorunlarını çözelim. Silifke'nin çözdük. Torosların da çözeceğiz. Çok kısa süre içerisinde oturulacak, çözülecek aklın yolu bir. Neticede memleket menfaati ise biz büyük şehir olarak, idare olarak da, başkanlık makamı olarak da, meclis grubu olarak da her türlü gayretle bu işlerin üzerine gideriz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Özveride de bulunuruz. Bunu da bir not olarak vereyim. MESKİ'nin vidanjörlerinin, elemanlarının yapmasını men ederim. Yani böyle bir çevre suçunu işlemelerini men ederim. Biz kaldı ki Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut, o bölgelerin bütün çöplerini topluyoruz, Silifke'ye taşıyoruz. Bunun bedelini de biz ödüyoruz. Evsel katı atık paralarını ilçe belediyelere alıyor ama taşıma ücretini ben ödüyorum. Güncel konu olduğu için bunun örneğini verdim. Tekrar söylüyorum. MESKİ faturalarında yazan katı atık bedellerini ilçe belediyelere alıyor ama bu taşıma ücretlerini ben ödüyorum. Neden? Çevre kirlenmesin diye. Şimdi bu hafriyat konusu da çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten boş arazilerde bunu belediye müteahhitleri de zaman zaman yapıyor. Belediyenin birimleri bile yapıyor. Bakın belediyenin birimleri. Bu ilçe, il ayrımı yapmıyorum. Büyükşehir ayrımı yapmıyorum. Biz bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Müteahhitlerin, özel kuruluşların yaptığı ayrı. Bu konuda da biz kabahatler kanununa göre tabii ki denetim yapıyoruz, ceza kesiyoruz. Kabahatler kanunun 41. maddesine göre de bizim hepsi 427 TL ile 22.080 TL arasında bir ceza kesme yetkimiz var. Bu da caydırıcı değil. Bunun için Çevre Bakanlığı'na rica ettik. Gittik, konuştuk, yazı yazdık, resmi yazı yazdık. Dedik ki bize yetki devri yapın. Siz denetimleri, yani şunu da söylemek istemiyorum. Yani siz eksik yapıyorsunuz, fazla yapıyorsunuz, onu bir tarafa bıraktım. Biz yapalım bunu. Bu yetkiyi bize verin. Çevre kanununa göre çok daha fazla müeydesi var. Bu belki caydırıcı olur diye Çevre Bakanlığı'nda yazımız duruyor ama daha doğrusu müracaatı yapıldı ama cevabı geldi. Bize red cevabı geldi. Bunu da dikkatlerinize sunmak istedim. Demek ki yapılan işler, daha iyi bir Mersin yaratalım, daha güzel bir çevremiz olsun, daha güzel bir kentimiz olsun diye parkomat konusunu yaklaşık 2 yıl önce gündeme getirdik. Sizlerle beraber çalıştık. Beraber de meclis kararı aldık. O günden bugüne de devam ediyor. Şöyle bir yanlış algı var. Sanki parkomat belediyelerin bir gelir kaynağı gibi görülüyor. Oysa ki çok yakın zamanda bu bilgileri aldım. Şu anda biz yaklaşık olarak aylık 40-50 bin TL gibi bir eksideyiz parkomatlar konusunda. Yani cebimizden para ödüyoruz. Burada neden? Esnafımızın selameti için. Ama gördük ki parkomatlar da bir çare olmadı. Neden olmadı? Bir, insanlar para ödemiyor. Yasal bir zorunluluk değil diyor. Ödemeden gidiyor. Ya da ilk günlerde çok yoğun oldu. Çalışan arkadaşlarımıza fiili saldırılar dahi oldu. Tatsız hadiseler oldu. Kaldı ki esnaflar kendi arabalarını park ediyor. Onlar dahi para ödemiyor. Son bana gelen bilgiler. Esnaflarım bir kere bu konuda bize yardımcı olması lazım. Anladığım kadarıyla bu konuda samimi yardımcı olanları tenzih ediyorum ama genelde bizden isteniyor, bir başkası için isteniyor. Kendisi yine getiriyor, arabasını oraya koyuyor. Kendisi ücret ödemiyor. Ama gidin o birini engelleyin diyor bazı esnaflarımız.
Bu da bizi üzüyor tabii ki, esnaflarımızın bu tavrı. Oysa ki amaç, insanlar keyfince gelip arabalarını bırakmasın. Çünkü esnaf alışverişten mağdur oluyor. Yaptığımız uygulamayı biz Ramazan sonuna kadar durdurduk. Yani Ramazan boyunca dedik bunu durduralım. Bir tabloyu da görelim. Biz o günden bugüne bir otopark inşaatımız devam ediyor. 400 araçlık katlı otopark inşaatımız. Onun da süresi 1,5 yıl mıydı? Bu yıl sonu. 2021 yılı sonu bitiyor. İlk etapta biraz gecikme oldu. Bazı o fore kazıklarla ilgili ekipmanın gelmesinde sıkıntı yaşamış firma ama biz de 24 saat çalışmalarını istedik ve şu anda da o noktaya geldik. Cep otoparklarımız var. Bir tane vardı o dönemde. Şu anda dörde çıktı. Dört otoparkımız var, cep otoparkımız var. Yanlış söylemiyorum değil mi rakamları? Dört otoparkımız var. Dolayısıyla oradan da faydalanabilirler. Yine Ulu Çarşı'nın altındaki otopark bize ait ama şu anda müstecir yasal hakkını kullanıyor. Süresi dolmuş, çıkması gerekiyor. Ama gerekçelerini ortaya koyarak bir müddet daha devam etti orada. Onu da belediye bünyemize katacağız. Farklı arayışlarımız da var otopark konusunda. İşin üzerindeyiz. Otopark sayısını arttıralım. Parkomatı isteyen yurttaş da var, istemeyen yurttaş da var. Ağırlıklı esnaflarımız istiyor, problem yok. Vatandaşlarımız bir bedel ödediği için istemiyor. Biz bunu otoparkla çözeceğiz, öyle görünüyor.